Tamam, söyleyeyim birkaç. Bir şey yok yani, bu konu önemli değil. Niye ölçüyor mesela? Şöyle bir şey. Sen de ben şurada bir tane. Cımbız herhalde. Şurada. Hocam Ali Mahat Akut şimdi USB'ye. Muhammed de şöyle bir yerlere mi gelsin? Sanki şurada şeylerle uğraşıyor. Olur. Yok şu fülyedeki kapını koyarak. Şimdi olur. O da olur, tamam onu koy ister. Yo, videoda var. Sonrasını açabiliriz. Siz rahat çalışabilirsiniz. Tamam, şurada. Ha tamam, bir bakalım şunu. Bir bakabilir misin? Şunu kullanıyordum hocam. Tamam. O da biraz geldi. TÜBİTAK'ın fonladığı ve koronavirüsün erken tespitine yönelik yenilikçi bir kit geliştiren projede yürütücü olarak çalışmaktayım. Bu kitle ilgili bilgi verir misiniz? Bu kit normal bildiğimiz biyokimyasal kitlerden çok daha farklı olarak çalışacak ve hastalığın kuluçka döneminde, yani hastalık belirtileri, semptomları ortaya çıkmadan önce hızlı bir şekilde çalışacak bir kit geliştiriyoruz. Bu altın standart olan PCR'a alternatif olan bir şekilde geliştiriliyor. Bu kit ile 30 dakikada yani sonuç verebilecek bir teknoloji üretmeye çalışıyoruz şu anda. Yani Ar-Ge konumundayız. Fakat en büyük farkı diğer kitlere göre biyokimyasal reaksiyonlara değil, yani normal bir fiziksel özellikler, yani büyüklük özelliklerine dayanıyor. Yani virüsleri aslında ağırlıklarını ölçerek, tartarak gerçekleştireceğiz ve bunu yapabilmek için de çok ufak mekanik sistemler, bunlara nanomekanik sistemler deniliyor, üreteceğiz. Bu sistemler aslında bizim bilgisayar, cep telefonu gibi mikroçip teknolojilerinde üretilen yöntemlere dayanıyor. Yani adeta bir bilgisayar çipi gibi düşünebilirsiniz fakat içinde hareket eden parçalar var ve bu sayede bu parçaların boyutları da virüs boyutlarına yakın, yani çok küçük üretiyoruz. Böylece bir tane bile virüs geldiği zaman o virüsün özelliklerini anlayabilecek, algılayabilecek düzeyde olacaklar. Böyle yani virüslerin, yani şu ana kadar zaten gösterdiğimiz, yani yaptığımız çalışmalarda gösterdiğimiz, yani normal standart tipik bir virüsten çok çok daha küçük proteinleri bile tartabildik. Yani mesela virüsün %1'i boyutlarındaki parçacıkları şu ana kadar rahatlıkla tartabildik. Yani o yüzden virüsleri tartmak aslında bizim açımızdan sıkıntı değil. Yani asıl problem hani yeteri kadar hızlı yapabilmek bu işi. Bir insandan alınan sürüntü örneğiyle, yani ağızdan alınan sürüntü örneğini
ufak bir iğnenin içine enjekte edeceğiz ve bu iğnenin en ucu çok inceliyor ve belli bir proses yaptığımız zaman onun ucundan virüsler ve diğer benzeri boyuttaki parçacıklar tek tek çıkıp bizim yongamıza yani çipimize doğru gidiyorlar ve bu çipin üzerindeki çalışan ufak makine hani tek tek gelen parçacıkların kütlelerini ölçüyor ve bu eğer yeterli sayıda mesela büyük sayılarda hani koronavirüs kütlesine yakın parçacık tespit ettiği zaman burada bir uyarı verecek. Hani bu hasta örneğinde virüs yükü çok olabilir şeklinde. Ve oradan hasta gerekli yerlere yönlendirilecek. İlk prototipi Haziran ayında bitirmeyi düşünüyoruz. Bu mikroçip teknolojisi olduğu için yani bilgisayarlarda kullanılan teknoloji olduğu için bir kere prototip gösterildikten sonra benzeri sayıda hani ya yani benzeri çiplerin üretilmesi aslında çok hızlı yapılabilir. Çünkü hem Türkiye'de hem dünyada bu tarz çiplerin üretilmesi için bayağı büyük bir kaynak var. Hani hepimiz ne kadar bilgisayar ve cep telefonu aldığımızı biliyoruz. O yüzden bir kere uygulandığı zaman hani çok hızlı bir şekilde yani kış aylarında artık bunun seri üretimine geçişin olanak dahilinde olabilir. Daha hızlı. Aynen. Eğer yani hızlı bir şekilde ve kuluçka döneminde yani hastalık çıkmadan, hastaneye gidilmeden bu tespitler yapılabilirse tabii hem hastalıklar önlenebilir hem de bunu stratejik yerlere yani mesela havalimanlarına, işte bakım evlerine ya da askeri tesislere de hani nasıl mesela girişte bir X-ray cihazı ya da bir kimyasal getirip götürmediğinizi anlayan cihazlar varsa onlar gibi bir cihaz olabilir. 10 kişilik bir ekiple prototip çalışmalarını yürütüyoruz. Bu daha sonra tabii seri üretim aşamasına geldiği zaman bu çipleri üretebilecek kurumlarla çalışacağız. Yani önemli olan şu anda prototip üretmek. Zaten bu araştırmalarım da tezim de bu konu üzerindeydi. Yani yaklaşık 15 yıldır bu cihaz üzerinde çalışıyoruz. Zaten TÜBİTAK'ın desteklediği projeyi de biz aslında Kasım ayında vermiştik. Yani tüm bu olaylar başlamadan önce hani virüsleri algılayabileceğimiz bir platform olması açısından önermiştik. Tabii bu arada virüs salgını durumu ortaya çıkınca da TÜBİTAK işleri biraz hızlandırdı. Çok esnek davrandı orada. Çok teşekkür ederiz onların desteği için de.